bırakılmaz hiçbir. Değerli konuklar, sevgili İstanbullular, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Filistin Başbakanı Sayın Rami Hamdallah'ı kürsüye arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawla. Sadaqallahu al-azim. Ayuha al-ikhwa. Ayuha al-akhawat, ayuha al-asdiqa. Uhayyikum bismi al-qiyadah al-filistiniyya mumathalatan bi faqamat al-ra'is Mahmud Abbas. Uhayyikum bi tahiyyat al-Quds. أرض الإسراء والمعراج أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مصر الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم مهدي المسيح عليه السلام بسم الله درة التاج وبوابة السماء نحملها إليكم اليوم تقديراً واعتزازاً بكم يا من تحبون القدس وفلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bir gece vakti kulunu Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a gece yürüyüşüyle gönderen Cenab-ı Allah'a tenzihler olsun. Çok değerli kardeşlerim, çok değerli hanımefendiler, ben burada öncelikle sizlere Filistin devletinin selamını, halkının selamını, özellikle de Devlet Başkanımız Mahmud Abbas'ın şahsında selamlarını iletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Kudüs büyük bir öneme sahiptir. Kudüs ilk kıblemizdir. İsra ve Miraç'ın olduğu mekandır. Kudüs aynı zamanda İsa Aleyhisselam'ın da tacı diyebileceğimiz öneme sahiptir. Bu bağlamda bizler Kudüs davasına bağlı olarak burada sizlerle birlikteyiz. Nam satadallu Türkiye kema kanet daimen savtul alem ve damirul alem islami fi difai an kadayahi al-adile vel-muhikka ve fi mukaddemetiha al-kadiyyatul filistiniyye ve cevheruha al-kudsi şerif inen reisil emrikey vahim hine atarafa bil-kudsi asimatan l-israil وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لأنه فرض أمور بهذه الطريقة لأن فرض أمور بهذه الطريقة لا يمكن أن يغير الحقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة إن القرار الأمريكي يأتي في سياق محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع وبشكل لا شرعي وتمرير سياسات واضحة ومنحازة للاحتلال الإسرائيلي. Evet, Türkiye tarihte olduğu gibi yine aynı rolü büyük bir azimle yürütmektedir. Ve bütün dünyanın sesi insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz. Ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz. ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışlığın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Ve oysa orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadırlar. Ve bir emri vakıyı dayatmaya çalışmışlardır. Ve gerçeği saptırmaya çalışmaktadırlar. Setebka medinetul Kudüs. مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية خالصة وإن كل مخططات تهويدها والاستيلاء لن تمر
إن الخطوة الأمريكية تعتبر اختباراً للإرادة الإسلامية والعربية، فالقرار الأمريكي هو اعتداء واضح وصريح ويهدف إلى إشعال حرب دينية في مدينة القدس والمنطقة، إضافة أنه يمثل انتهاكاً للقوانين والحقوق الدولية. Kudüs, Arap, Müslüman ve Hristiyan kimliğiyle yaşamaya devam edecektir. Ve Kudüs çok net bir şekilde de Arap halkları içinde önemini devam ettirecektir. ABD'nin yapmış olduğu çok net bir şekilde saldırıdır. Ve bölgede tamamıyla Yahudileştirmeyi ve işgali teşvik eden bir adımdır, kışkırtıcıdır ve tahrik edicidir. ومن هنا ندعو الدول الإسلامية والعربية إلى تبني موقف واضح من خطط الإدارة الأمريكية الحالية بشأن مدينة القدس ودعم صمود المواطنين المقدسيين من أجل تثبيتهم على أرضهم، وخاصة أن الإدارة الأمريكية ومعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت الواقع المتردي على الصعيد العربي والإسلامي لتمرير وتنفيذ هذا القرار غير الشرعي تجاه مدينة القدس. Burada bütün dünyaya ve İslam dünyasına özellikle de Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Ve bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut şekilde mücadele etmeliyiz. Bunu sürdürmeliyiz ve Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz. ومن هنا ومن مدينة إسطنبول العريقة والعظيمة ندعو إلى وقف العدوان الظالم على أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، حيث سقط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى خلال القمع الاحتلالي لمسيرات أبناء شعبنا السلمية، ونطالب المجتمع الدولي التدخل الفوري من أجل حماية شعبنا ومحاسبة الاحتلال على ممارساته، كما ونطالب برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما وتمكين أبناء شعبنا من العيش بحرية وكرامة وسلام. Buradan İstanbul'dan bütün dünyaya sesleniyoruz. Zalim İsrail'in Gazze yönelik saldırıları artık son bulmalı ve işgali son bulmalı. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz yapmış oldukları protesto gösterilerinde alçakça bir katliama maruz kaldılar. Onlarca kardeşimiz şehit edildi ve yine de birçok sayıda kardeşimiz yaralandılar. Gazze'ye karşı abluka 11 yıldan beridir devam ediyor. Artık bunun durdurulması, sonlandırılması gerekiyor. İşte buradan yüksek bir sesle bu çağrımızı yapıyoruz. Bismil kıyadetil filistiniyye, mümethleten bi fekâmetil reis Mahmud Abbas. وباسم الشعب الفلسطيني نقدر ونشكر تركيا الرئيس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة تركيا وشعبها على كافة مواقفهم الداعمة لشعبنا، فهي تقف اليوم إلى جانب شعبنا في القدس وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مخيمات الشتات. هذه المواقف ليست غريبة على تركيا التي تقف دائما بجانب الحق والعدل، وأشكر من أعماق قلبي هذه الجماهير المحتشدة هنا في شهر رمضان الفضيل، ونقدر عاليا دعمكم لنا، ونقول لكم إن دعمكم يمدنا بمزيد من الصبر والأمل من أجل تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا في التخلص من نير الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizler Filistin yönetimi olarak, özellikle de devlet başkanımız Mahmud Abbas adına, çok değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye hükümetine ve halkına göstermiş olduğu destekten dolayı en içten teşekkür ve minnettarlıklarımı burada sizin huzurunuzda kendilerine iletmek isterim. Kudüs konusunda her zaman sabit görüş yaptılar. Gerek Kudüs'te, gerek Gazze'de,
gerek Batı Şeria'da ve gerekse diğer diasporadaki bütün Filistin kamplarında yaşayan Filistinlilerin her daim yanlarında oldular. Bundan dolayı gerçekten de bizler kalbi olarak bir borçluluk hissetmekteyiz. Ve sizin desteğinizle daha çok sabır ve umut taşıladığınızı bizlere burada ifade etmek isterim. Ve inşallah işgalden kurtuluş gerçekleştirecek ve Kudüs Filistin'in başkenti olarak layık olduğu yerde olacaktır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Filistin başkentine Rahman Abdallah'a teşekkür ediyoruz.